zirayusulama.com olarak hepinize sağlıklı günler dileyerek bu videoma başlamak istiyorum. Sulama sistemlerinde veya otomatik sulama sistemlerinde ana vana olarak bilinen veya diğer bir adıyla master valve olarak da bilinen bir sistem elemanından bu videomda sizlere bahsetmek istiyorum. Anavana kullanımı aslında hem tarımsal sulamada hem de peyzaj alanlarındaki otomatik sulama sistemlerinde çok verimli bir sistem elemanıdır. Diğer bir adı master valve'dir. Kontrol ünitelerinin kullanma kılavuzlarında genellikle bunu master valve olarak görüyor olmanız lazım. Anavana nedir diyecek olursak anavana sisteme ilk su girişinde kullanılan kesme vanasıdır. Tabii benim burada sizlere anlattığım manuel bir kesme vanası değil. Otomatik olarak çalışan kontrol ünitesinin ilk vanayı açtığı andan itibaren ana vanayı da açmasıyla beraber son vanayı kapattığı anda ana vanayı tekrar kesmesiyle operasyonun sonlandığı otomatik olarak çalışan açma kapama vanasıdır. Ama tekrar vurgulamak isterim ki bu ana vana sisteminin en başında, sistemin ilk sulama başlangıç zamanıyla beraber açılıyor ve sistemdeki son vana kapanırken ana vana da tekrar kapanmış oluyor. Daha çok küçük uygulamalarda plastik vanalar kullanılırken büyük uygulamalarda ise tüm vanalar kullanılmaktadır. Burada küçük uygulamalarda plastik vanaların kullanılmasının sebebi plastik vanalar daha çok 3 ince kadar var. Yani işte 3 çeyrek, 1 parmak, 1.5 parmak ve 2-3 inç olarak bulunmakta piyasada. Daha büyük vanalar ise 4 parmaktan yani 4 inç çaptan 12 inç çapa kadar selonaid açma kapama vanaları piyasada bulunmakta. Büyük vanaların plastik olanları arkadaşlar maalesef yok. Çünkü sağlamlık açısından döküm metal vanalar kullanmamız gerekiyor. Şimdi bir ana vananın Master Valve'in bir sistemde nasıl yerleştiğine, yerleştirmemiz gerektiğine bir beraber bakmak istersek. 3 tane burada zon vanamız var. Yani bölgesel vanalarımız var. Vana 1, vana 2 ve vana 3. Bunlar tabii ki bir kolektörden besleniyorlar. İşte bu kolektörü besleyen en baştaki manuel kesme vanasından sonra takılan vanamıza biz ana vana adını veriyoruz, yani master valve diyoruz buna İngilizce dedim. Şimdi buradaki ana vana sulama zamanı geldiği zaman yani kontrol ünitesi bir nolu vanaya açma sinyali gönderirken aynı zamanda ana vanaya da açma sinyali gönderiyor. Sonra birinci vananın sulama süresi bittiğinde birinci vanayı kapatırken ana vanaya müdahale etmiyor. Hala o açık kalmaya devam ediyor. İkinci vanayı açıyor kontrol ünitesi. İkinci vananın da sulama süresi tamamlandığında bu sistemde 3 vana olduğu için son vanamız olan 3. vananın da sulamasını başlatıyor. Ve 3. vananın sulama süresi bittiği zaman 3. vanayı kapatırken ana vanayı da kapatıyor. Anavananın çalışma prensibi sistemde arkadaşlar bu şekilde. Şimdi anavana neden kullanılmalıdır diye düşünecek olursak bir defa anavana kullanılan bir sistemde sistemi biz sürekli yükte tutmamış oluyoruz. Eğer anavana olmayacak olursa deminki ekrana geri dönerek anlatmak isterim ki birinci vana, ikinci vana, üçüncü vana bir defa sürekli yük altında kalacak. Aynı zamanda arada kullanılan fittings malzemeler, başka vanalar ve borular sürekli su basıncına maruz kalacak. Bu da bu elemanların hem ömrünün azalmasına hem de oluşabilecek su kaçaklarında veya bir boru patlamasında da suyun boşa gitmesine neden olacak. İnsanların en fazla gözünden kaçırdığı şey şu. Kimse sulama tesisatına özel bir su saati kullanmıyor. Su su tesisatını kurduktan sonra biz bunu bir yıllık, 2 yıllık bir yatırım olarak yapmıyoruz. Belki en az 10 yıl çalışacak bir sistem kuruyoruz. Sistem ilk başta hiç su kaçağı yok ama 3 sene sonra, 5 sene sonra su kaçağı var mı, yok mu? Su saatimiz olmadığı için genelde kontrol edemiyoruz. Ve su kaçağı sürekli toprağın altında da olduğu için göze gözükmeyen birçok sızıntıyla su kayıplarına, kaçaklara neden oluyor. Bu da su israfına, aynı zamanda da maddi yönden de bize zarar olarak geri dönmüş oluyor. Ama biz bir anamana koyduğumuz zaman hem sistemi sürekli yükte tutmayarak sistem elemanlarının ömrünü uzatırken hem de sistemde oluşabilecek sızıntıları da önlemiş oluyoruz. Size söyleyeceğim diğer önemli bir konu da başıma gelen bir olaydan esinlenerek size bunu da anlatmak istiyorum. Bir uygulamacı tanıdığım bir ustamız bir villanın otomatik sulama sistemini yapmış. Ama otomatik sulama sistemini devreye aldıktan sonra ev sahibi de ben artık evimin sulama sistemini de yaptırdım diyerek tatile gitmiş ve sulama sistemi de arkasından ev sahibinin çalışmaya başlamış. Ama maalesef ki sistemde kalan bir taştan dolayı selenoid vanalardan bir tanesi kapatmamış. Kapatmadığı için de yaklaşık 15 gün gibi bir süre ev sahibi evine geri gelene kadar sürekli sulama devam etmiş. Ev sahibinin bahçesi bozulmuş. Çok ciddi bir su faturasıyla karşı karşıya geldiler. Ciddi problem yaşadılar. Hem ev sahibi hem bu işi yapan uygulamacı ustam. Şimdi burada eğer bir ana vana konmuş olsaydı sistemin başına selenoid vana kapatmasa dahi sulama zamanı bittiğinde ana vana sonuçta kapatmış olacaktı. Yani bir emniyet sibobu olacaktı bizim için. Onun dışında yine yaşadığım şeylerden bir örnek vererek master valve konusuna devam etmek istiyorum. Marmaris'te bir otele gitmiştim. Ote, otelin e, içinde ciddi büyük bir sulama tesisatı vardı. Yaklaşık 100 tane iki parmak vana vardı. Burada e, can suyu vanalarından personel izinsizce su kullanıyor, su tüketiyor. Halbuki otelin de ciddi bir su sıkıntısı vardı. Bize dediler ki sulama zamanının dışında tesisatta su kalmasını istemiyoruz. Ne yapmalıyız? Yani yetkisiz kullanımları sulama süresinin dışında engellemek istiyorsak da yine biz ana vana kullanmalıyız. Oraya da büyük döküm bir tane 6 parmak, 6 inç büyüklüğünde bir vana bağlayarak bu problemi çözmüştük. Şimdi ana vana master valve dediğimiz olay aslında çok büyük yatırımlar yapılmasına rağmen sistemin başına atılacak küçük bir vana maliyetinden başka bir şey değil arkadaşlar bu koyduğumuz küçük bir bana veya yaptığımız küçük bir yatırımla biz sistemin sürekli yükte tutmayarak bir defa ciddi anlamda ömrünü uzatmış olacağız. Sızıntılardan kendimizi ciddi oranda korumuş olacağız. Aynı zamanda bırakıp gittiğimizde de ikinci bir emniyet sibobu olarak mutlaka arkamızda bize hizmet etmeye devam edecek. O yüzden master çok 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 önemli. Özellikle belediyelerin de bu konuda ben adım yapması gerektiğini düşünüyorum. Mesela orta refüjlerde kavşaklarda selonoid vanalar zaman zaman arıza yapabilir. Bu arızalar sonucunda veya bir sinyalizasyon hataları olabilir. Bunların sonucunda da trafiğe engel olacak yola su taşmaları oluşabilir. buna Bundan dolayı da oluşacak kazalar maalesef can kaybı yaşamamıza neden olabilir. Mesela bir keresinde Fransa'da Yine bir eğitim esnasındaydım. Orta refüjde kavşaklarda, döner kavşaklarda pilli kontrol üniteleri kullanılmış. Ama kullanılan iki tane bir parmak vana vardı. İki tane bir parmak vana'nın başına da yine master valve uygulaması yapılmış. Yani Avrupa'da kamu kamu master valve kendisine bir yer bulmuş, ana vana kullanımı bir yer bulmuş. Ama burada Türkiye'de Büyük ihtimal bugüne kadar dikkat edilmeyen noktalardan bir tanesiydi. Bununla ilgili internette de araştırdım ama herhangi bir video yayında zaten bulamadım. Büyük ihtimal bu video bu konuda çekilmiş ilk video olacak. Şimdi isterseniz Anavan'a nasıl bağlanır konusuna bir beraber bakalım. Anavan'a bağlayacağımız zaman 24 volt kullanıyorsak eğer her zamanki gibi bölge vanalarımızı birinci, ikinci, üçüncü vanayı bağlamamız gerekiyor. Yani kaç tane bağlayacaksak artık. Sistemin başına da bir tane ana vana bağlıyoruz. Bu ana vanayı da bağladıktan sonra tek yapmamız gereken şey normal kablolamamızı her zamanki gibi yapıyoruz. Yalnızca ana vananın iki ucundan birini yine ortak C ucuna girerken kontrol ünitesinde diğer ucunu kontrol ünitemizdeki M ucuna bağlamamız yeterli. Yani aslında çok fazla ekstra yapmamız gereken bir şey bulunmuyor. Normal vanalamamızı yapıyoruz. Yalnızca bir tane ekstra ana vana bağlıyoruz. Ana vananın da iki ucunu birini C'ye diğerinde M'ye bağladığımız zaman her şey eskisi gibi devam etmeye başlıyor. Yani aslında kullanımı ve montajı oldukça kolay. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. 24 volt vanalarda bu şekilde ama 9 volt vanalarda nasıl olacak diyebilirseniz, Burada da ben iki tane kontrol ünitesinden size örnek vererek yine anlatmak istiyorum. Sistem 24 voltta aslında çok farklı değil. Yine 3 vana örneğinden gidelim. 3 vanamızı bağlamışız. Normal kablolamalarımızı yapmışız. Ama başına bağlayacağımız ana vananın bir ucuna eksiği bağlarken diğer ucunu da vananın M çıkışına bağlıyoruz. Kontrol ünitelerinde zaten M çıkışı mevcut. Mesela burada Rainbird'un Tibos BT ve WPX kontrol üniteleri var. İkisinde de bakın resimlerde görebiliyorsunuz. Tibos'ta yalnız P harfi ile gösterilmiş. VPX'de M harfi ile gösterilmiş. Ama kablo renkleri ikisinde de aynı. Turuncu. Yani uygulaması son derece basit bir olay. Ee, bu konuda bundan sonra hepinizin çok daha e, ilgi göstermesini açıkça bekliyorum. En azından bazı önlemler alarak hem sistemi emniyetli bir konuma getirmiş olacağız hem de suyu daha tasarruflu kullanarak sızıntıların ve daha fazla maddi külfetten kaçmış olacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. zirai sulama.com olarak kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler.